Merhabalar, ben Ebru Aykaç, nasılsınız diye başlıyorum. Hep de bunu söylerken de bir garibime gidiyor ama sonra da diyorum ki Ebru, seni sadece seni izleyenler izlemiyor, o ne demekse. Neyse, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Fuara gittiğimde Aylak Adam Yayınları standında bir kitabı kaybettiğimi anlatmıştım en son fuar videosunda. Sonrasında dayanamayıp kitabı aldım tekrar gidip, o yüzden göstermek istedim. Merak edenler, soranlar olmuştu. Bu kitaptı, kaybetmiştim. Kapağına ve renklerine çok hayran kaldığım için merakımdan dolayı aldım. Bunu söyleyebilirim. Şimdi biraz böyle çok sevdiğim kitaplar okudum. Aynı zamanda tabii fuar sonrası olduğu için, sonradan keşfettiğim yazarlar olduğu için biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Ama özellikle bu videoyu bugün çekmemin sebebi bu kitaptır. Fahim Bey ve Biz, Abdülhak Şinasi Hisar. Neden? Çünkü bu kitabı sevgili Ayla, bu arada şunu söylemek istiyorum, arkadaşımdır diye söylemiyorum ama çok güzel okuyor. Instagram'da Akçan Ayla diye geçiyor. İnşallah doğru söyledim. Fahim Bey ve Biz, bu Abdülhak Şinasi Hisar kitabını Ayla normalde basım olmadığı için gitti kütüphaneden aldı. Ve sonrasında işte bir buluşmamızda, hatta fuarın ilk günüydü zannedersem, Cuma günü buluştuğumuzda bunu da çantama tepiştirdi. Bunu mutlaka oku diye. O zaman mıydı? Ya diyor, daha önce verdi herhalde, birkaç gün önce. Her neyse. Sonuç olarak ben bu kitabı okudum. Ve bu kitabı okumadan önce fuara gittiğimde, bunu da özellikle söylemek istiyorum, İtaki standında dururken, şu an adını unuttum, Fatih olabilir, yanlış hatırlıyor olabilirim, böyle sarışın gözlüklü bir oğlan vardı. İtaki standında şu, biraz dedim ya oyalandım diye sevgili Ayla'yı, bu da başka bir Ayla. Aileyi görmeye gitmiştim. Biraz yanlarında oyalandığımda, ben daha önceden, hani benim için, ben çok fazla bilim kurgu vesaire falan filan okuyamayan, yani bunu beceremeyen, okumayan değil, okumayı beceremeyen biri olarak hatta bak şimdi bunu söylerken aklıma geldi, Karanlığın Solu ilk kitabını da videoya dahil edecektim ama unuttum, onu hatırladım. Biri olarak böyle, hani benim için İtaki daha çok böyle, mesela standta dururken sürekli biri böyle bir karbonlu bir kitap soruyor. Karbon, 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 karbon. Dedim ki ya Ayla, bu karbon ne falan şeklinde varken, baktım ki aslında her stand için farklı farklı biri var. Bu bahsettiğim Fatih olan kişi biraz daha böyle Kemal Tahir falan taraflarında duruyordu. Sohbet ederken bana aynen şu kelimeyi kullandı. Dedi ki, ben dedi bir dedi Fahim Bey ve Bizi okuduktan sonra dedi, nasıl başka kitap okuyabilirim? Ondan aldığım lezzeti nasıl başka bir kitaptan alabilirim dedi. Ben de şöyle baktım ve dedim ki, ukala ukala, daha çok gençsin. Kaç yaşına kadar bunları okuyabileceğini düşünüyorsun falan dedim. O da dedi ki, Osmanlıca öğrendim zaten kendi kendime dedi. Sırf dedi farklı metinleri de okuyabilmek için falan filan dedi. Çok hayran kaldım. Çok tebrik ve takdir ettiğimi de buradan söylemek istiyorum. Nitekim o gün onunla konuştuktan sonra, o ukalalığı yaptıktan sonra, ben yani kaç yaşına kadar okuyacaksın falan şeklinde, sonrasında akşam geldim ve Fahim Bey ve Bize başladım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, böyle bir şey olamaz. Kitabın konusunu anlatmayacağım. Zaten aslında normalde isminden de belli. Fahim Bey gibi bir karakterimiz var ve bu karakterimizi anlatıyor. Bu anlatım, bu dil, bu arada ben bunu anlattığımda Osmanlıca ya da eski, hani çok ağır okunamayacak bir kitap olarak düşünmenizi asla ve asla istemiyorum. Ki ben normalde kapağına bakıp ya da ismine bakıp, yazarın ismine bakıp bunu yapabilirdim, yapıyordum. Ta ki bana sevgili Ayla, çok teşekkür ediyorum. Ayla sayesinde okudum ve bu kitabı da yarın ona teslim edeceğim için özellikle bugün bu videoyu çekiyorum. Sevgili Ayla sayesinde okudum ve bu kitabı okuduktan sonra, yani öyle farklı, bu duygularımızı o kadar naif, o kadar anlamlı ve o kadar güzel ifade etmiş ve bunu yıllar 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 evvel yazmış. Ve dedim ki ertesi gün ya da iki gün sonra fuara gittiğim zaman, dedim ki Ayla, ben öpemiyorum, sen şu çocuğu alnından öp dedim. Hakikaten Fahim Bey ve Bizi okuduktan sonra artık kitap okumak çok zordu. Hakikaten çok zordu. Basım olmadığı için, sırf bu kitap için, daha önce eğer bir kütüphane aboneliğiniz yoksa bile muhakkak ve muhakkak bir kütüphane aboneliği sağlayıp bu kitabı okumalısınız diye düşünüyorum. Yapı Kredi keşke bassa, bu kitaptan mutlaka ve mutlaka benim kitaplığımda olmalı. Basılsın diye dört gözle de bekliyorum. Bunu da yarın Ayla'ya teslim edeceğim. Altını satır satır çizdiğim olağanüstü bir kitap. Hayatınızda Fahim Bey'den önce ve Fahim Bey'den sonra gibi bir ayrım yapabilirsiniz ve çok net bir şekilde
Tıpkı Fatih'in söylediği gibi Fahim Bey'de aldığım lezzeti acaba başka hangi kitapta alabilirim gibi net ve direkt cümlelerde kurabilirsiniz diyorum. Fahim Bey'e bir 5 dakika benden helali hoş olsun. Fahim Bey çok iyiydi. Mutlaka lütfen okuyun diyorum. Sonrasında gene böyle lütfen okuyayım da. Burada da çok fazla kitap var. Konuştukça da çok konuşuyorum. Ama özellikle çok çok okumanızı istediğim bir kitap daha var. Bunu da sevgili gene aile sayesinde okudum. Banu Özyürek. Lütfen bu kadına dikkat edin. Lütfen bu kadının ismine dikkat edin. Türkiye'de, ülkemizde ne kadar güzel, ne kadar iyi yazan, aman tanrım diyebileceğim böyle kalbinizi güpür güpür attıran, o ne demekse güpür güpür, kıpır kıpır içinizde taze heyecanlar yansıtan ne öyküler ve ne yazarlar varmış. Ve Banu Özyürek de bunlardan biri ve iddia ediyorum Banu Özyürek aşmış diyorum. Bu kadar sade bir dille anlattığı öyküler aslında normalde hepimizin günlük hayatımızda başımıza gelen öyküleri bu kadar güzel anlatabilir. Mesela bir öyküsünde komşusunu anlatıyor ya, komşusunu. Olağanüstü bir anlatım var. Mükemmel bir kitap. Raskol'un baltasından çıkmış. Zaten çok dikkat çekici bir şey. Burada da diyor ki yüksek edebiyat bize alçak geliyor diyor. Ve çalışkan Raskolnikovlar arıyoruz diyor. Ve buraya mail atın diyor. Zannedersen bu şekilde basıyorlar. Bilmiyorum ama hakikaten çok çok iyi bir öykü kitabı. Muhakkak ve muhakkak Banu Özyürek'ten Bir Günü Bitirme Sanatını okuyun ve ondan sonra arkadaşlar vay be öykü işte böyle bir şeymiş diyerek öykü sevmiyorsanız bile öyküye ne kadar aşık olacağınızı bu kitapta görebilirsiniz. Çok çok iyiydi, mutlaka okuyun diyorum. Sonrasında geri dönüyorum. Ayşegül Hanım. Ayşegül Kocabıçak fuarda imzası yoktu. Kaçak imza düzenledik. Rangül Uzarrandan zaten bahsetmiştim. Sonrasında dilsiz annelerin sessiz çocuklarına ne kadar ayılıp bayıldığımı söylemiştim ve kime tavsiye ettiysem ya da kime hediye ettiysem aynı hisle böyle boncuk boncuk gözlerle okumuşlar. Bu da okuduğum üçüncü kitabıydı. Ben Söylemem Sen Anla ve Ayşegül Hanım benim için üçte üç yapmış bir yazardır. O ne demekse benim için üç kitabının üçüne de hayran kaldım. Bu da kısacık ama dolu dolu ve harika ve harika ve harika bir kitaptı. Bayıldım ve dedim ki Ayşegül Kocabıçak da artık benim aşık olduğum kadın yazarlar arasındadır. Üç kitabını da kesinlikle ve kesinlikle okuyun diyorum. Ben Söylemem Sen Anla diyorum. Ve sonrasında yeni bir öykü kitabı daha. Polat Özlüoğlu. Bunu bir önceki videoda, fuar alışverişi videosunda ben de isterim. Linkini şuraya koy. Öyle bir şey yapmıyorum. Linkini bilmiyorum. Bir önceki fuar alışverişi videosunda işte Nota Bene standına uğradığımı ve sırf kapakları çok güzel olduğu için kapaklarına bakarak aldığım kitaplardan bir tanesi olduğunu söylemiştim. Hevesi kirpiğinde. Bu kitabı da normalde aslında okuma sıramda yoktu. Hani bir ara okurum diye almıştım. Fakat cuma akşamı, cumartesi günü Polat Bey'in de imzası olduğunu bildiğim için akşam öykülerini okumaya başladım. Dedim ki gitmeden önce bir iki öykü okuyayım ki fikrim olsun. Çünkü gene ya da bir öncekinde ya da ondan bir öncekinde Ayşegül Hanım'ın kitaplarını okumadan tesadüfen tamamen farklı bir etkinlikte Ayşegül Hanım'ı gördüğümü fakat okumadan önce gördüğüm için yanına gitmediğimi ve hala bunun için kafamı duvarlara vurduğumu ki neyse ki tanıştım imzalarını alırken sonrasında uzun uzun bahsederim. Nasıl tatlı, nasıl tatlı bir kadın. Aynı hataya düşmemiş, düşmeyeyim diye düşmemiş olmak. Düşmemek için Polat Bey'in de cumartesi günü imzasını bildiğim için ay amma uzattım. Öyküsünü okumaya başladım. İlk öyküyü okudum. İçime bir şey oturdu. İçime minik bir öküz oturdu. Aman Allah'ım nasıl yazıyor, nasıl yazıyor. Peşinden ikinci öyküyü okudum. Peşinden üçüncü öyküyü okudum ve dedim ki Ebru dur, Ebru dur. Saat de bir oldu. Zaten böyle bir içime bir acı çöreklendi. Bak tüylerim diken diken oldu. Dedim ki tamam sen alacağını aldın. Polat Bey'e şimdi hangi gözle bakacağını biliyorsun. Yürü git oğlum, yürü git kızım falan şeklinde. Cumartesi günü gittim. Şimdi öyküleri de okudum ya. Bir baktım. Ay bir adam Polat Bey. Çiçek açmış. Çiçek bu.
nasıl bir sevimliliktir, nasıl bir güler yüzdür. Ben şey dedim ya, yüzünüzde çiçek açmış gibi. Ya böyle bir görüntü, böyle bir, ya bunu okumamış olan bir insan der ki böyle lay lay lon falan yazıyor bu adam falan der. Yani çok hayran kaldım. Ama okuduğunuz zaman yani bu iki adam tamamen çok farklı bir adam diyorsunuz. Bu yüzden hani herhalde atasözleri gerçekten var. Dışı seni, içi beni yakar. Olabilir falan gibi. Ya da ne olursa olsun kimin ne yaşadığını bilmemiz söz konusu değildir. Olamaz diyorum. Bunun canlı örneği de Polat Bey'dir. Her öykülerinin tamamına bayıldım. Muhakkak ve muhakkak bunu da okumanızı, Polat Bey'le tanışmanızı isterim. Hatta okuduktan sonra eğer ola ki bulunduğunuz şehirde bir etkinliği ya da aktivitesi varsa muhakkak ona katılmanızı da çok isterim. Polat Bey'le tanışın lütfen diyorum. Bunu da tavsiye ediyorum. Sonrasında uzatacaktım ama çok uzatmak istemedim. Bir de bundan bahsetmek istedim. Papini, bundan özellikle bahsetmek istedim. Ben Papini'ye aşık bir insanım. Düşsel konçerto bir, aslında bunu yıllardır elimde bekletiyordum. 2012 yılında çıkmıştı. Ama ben 15-20 yıl önce, ben 99 yılı olabilir, Gok kitabını okumuştum. Okumadıysanız mutlaka ve mutlaka okuyun. Papini gerçekten olağanüstü bir kalem. Daha önceki öykü videolarında ya da daha önceki birçok videomda size nereye kaldırdım? Elimin altında zannettim ama kaldırmışım. Hepsini tepeye koymuşum, evet. Kaçan Ayna kitabını okumanızı şiddetle ve ısrarla her zaman ve her zaman tavsiye ediyordum. Sonra Düşsel Konçerto kitabını okumaya başladım. Bu videoda bu kitabı bulundurmamın bir sebebi Papini'nin kalemiyle muhakkak tanışmanızı istediğim. Çok özgün, çok farklı, hayal gücü, zekası, aklı, fikri, çok manyak bir adam. Kafadan kontak bir adam. Çıldırıyorum bu adamı okurken. O kadar hastayım yani. Ve herkesin hayran kalacağına da birebir eminim. Ama yıllarca Kaçan Aynayı tavsiye etmiş bir insan olarak Gog'u tavsiye edememiş. Çünkü o zaman sosyal medya, internet ya da vesaire, o zamanlar onunla alakam olmadığı için tavsiye edememiş bir insan olarak Düşsel Konçerto'yu okumaya başladığımda gayet gene mest olarak okudum. Fakat Düşsel Konçerto 3 bölümden ayrılmış. İkinci bölüme geldiğimde, yani yüzlü sayfalara geldiğimde bir bakıyorum öykülerden bir tanesinin adı Kaçan Ayna falan filan derken sevgili Öznur bana dedi ki tam biz beraber, kızlarla beraber okuyoruz. Günsü, Öznur, Arzu ve ben okuyorduk. Öznur yazdı, dedi ki ya dedi Ebru dedi. Bu dedi Kaçan Ayna dedi, sen mi dedi işte şey yapmıştın, okumuştuk dedi, ya bu onda mı? Dedim ki Öznur, tam Kaçan Ayna, yani burada tam Kaçan Ayna öyküsüne geldim ama çamaşır yıkıyordum, çamaşır makinesinde bip 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 dedi, dedim çamaşırı asayım bakayım falan dedim. Ya bu arada tabii ki çamaşır yıkadığımızı, temizlik yaptığımızı, yemek yaptığımızı da dile getiriyoruz, yani sadece okumuyoruz. Soruyorlar ya o yüzden. Allah, neyse. Ondan sonra dedim ki şu çamaşırları bir asayım, ondan sonra bakarım. Tam ben de Kaçan Öykü öyküsüne geldim ama bıraktım dedim. Sonra okudum, dedi ki ya böyle böyleydi, hatırladın mı? Ya evet falan dedim. Bakarım dedim, sonra bakmadım. Peşinden bir öykü daha okudum, peşinden bir öykü dedi. Sonra Öznur ya dedim, bu da dedim var dedim ya. Sonra gittim, tabii onun üzerine aradım. Okuduğum kitapları genelde daha görünürden öte, daha altlara tepiştirdiğim ve kitaplarla ilgili yer sıkıntısı yaşadığım için bulmam biraz zaman aldı ama buldum. Baktım ve evet, Kaçan Ayna'nın içinde, Kaçan Ayna kitabının, Borges kitaplığı, Kaçan Ayna kitabının içinde bulunan her öykü Düşsel Konçerto'da var. Şimdi başta biraz sinirlendim. Neden sinirlendim? Kendimi biraz böyle salak yerine koymuş gibi hissettim. Ama şöyle bir mantık var burada, sonuçta kimsenin bir kabahati yok. Düşsel Konçerto'da sonuçta adamlar bunu alıyor ve çeviriyor ve yayınlıyor. Kaçan Ayna ama çok çok eski, yani ilk Borges kitaplığından çıktığından yanlış hatırlıyor olabilirim. 94 olabilir ya da 99 olabilir, tam emin değilim. Ya 94 ya da 99'da basılmış bir kitap. Bu yüzden en azından hani Düşsel Konçerto'da da bir, ne bileyim, ibare olarak ya bunun ikinci bölümünde yer alan öyküler Kaçan Ayna kitabında da vardı deseydi, bunu deseydi ne olurdu? Ben ısrarla insanlara Kaçan Aynayı oku, Kaçan Aynayı oku, Kaçan Aynayı oku diyeceğime, bunda ondan çok 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 daha fazlası var. Onu boşuna okuma, Düşsel Konçerto'yu oku derdim. Yani tek belki de rahatsızlığım bundan kaynaklıydı. Çok çok ama çok çok iyi bir kalem.
muhakkak ve muhakkak tanışmanızı istiyorum ve bu kalemi, yani bu kitabı mutlaka okumanızı istiyorum. Ve sonrasında da bir tane de Alper Tunç'tan bahsedelim. Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura. Şöyle söylemek istiyorum. Ben bir Utku Lomlu hayranı ve Utku Lomlu'nun kapaklarına hayran bir insan olarak bu kapağı sevmediğimi çok net bir şekilde söyleyeceğim. Ama bu kapağın Utku Lomlu'nun hata demeyelim. Utku Lomlu'nun inisiyatifinde basıldığını ya da yayınlandığını düşünmüyorum da diyelim. O yüzden lütfen çok sevdiğim için hani evet beğenmediğinizi söyleyebilirsiniz ama hani Utku Lomlu'ya da laf edilsin istemiyorum. O yüzden çok da fazla kapaktan bahsetmek istemiyorum. Alper Tunç'un kitabı öncelikle bu videoda yer almasının sebebi yarın Ankara'ya geliyor. Yıllardır ve yıllardır hastan söyleyemedim. Kendisine hasta, aşık bir kadın olarak, Alper Tunç hastası, hayranı bir kadın olarak, kitaplığındaki Kırmızı Azap benim için çok çok özel bir öykü kitabıdır. Herkese hediye etmiş ve bu yüzden yarın imzaya gidecek olmasına rağmen kitaplığında Kırmızı Azap'ı olmayan bir Ebru Aykaç olarak nasıl hediye ettim? Okudum, işte birine vermişim, birine verdim diye bir daha aldım, gene vermişim. Aldım verdim. Sonuç Kırmızı Azap'sız kaldım. Okumadıysanız öykü severler muhakkak ve muhakkak okusun. Aşklar Delidir ya da Yazı Tura yarın dediğim gibi Ankara'ya geliyor. Öncelikle bu kitabı iki farklı şekilde okuyabilirsiniz. Tıpkı Suzan Defter gibi. Bu arada buradan Suzan Defter hakkında da bilgi vereyim. Suzan Defter'de de bir biliyorsunuz normal kitap gibi hani sağlı sollu okuyorsunuz ya. Suzan Defter'de sağ taraftan okuduğunuzda, şu an hatırlamıyorum, birinde kadın birinde erkek var. Bir taraftan okuduğunuzda, yani şu şekilde gidiyorsunuz, buraya okuyorsanız tekrar buradan devam ediyorsunuz ve bu şekilde devam ediyorsunuz. Bir tarafta kadın kahraman, bir tarafta erkek erkek kahraman var. İki şekilde okunuyor. Buradaki Aşıklar Değildir ya da Yazı Tura'da da kitabın içinde şimdi önce bir erkek karakterimiz var. Erkek karakterimizin ağzından anlatıyor. Yarısından sonra da kadın karakterimizin ağzından anlatıyor. Ve sonrasında son 20-30 sayfada da ikisini birleştiriyor. Fakat Alper Hanım gene bunların başına farklı başlıklar koymuş. Yani siz Yazı tarafı var, Tura tarafı var. Şu şekilde de okuyabilirsiniz. Yazı tarafından birinci bölümü okuyup sonra kitabın ortasına gelip Tura'dan birinci bölümü okuyup işte Yazı'dan 2, Tura'dan 2, Yazı'dan 3, Tura'dan 3 şeklinde İkisini karşılıklı da okuyabilirsiniz. Ya da önce Yazı'da erkeği okuyup sonra Tura'da kadını da okuyabilirsiniz. Ben önce Yazı'yı sonra kadını okudum ama farklı alternatifler kullanabilirsiniz. Sonuçta bu kitabı Alper Hanım yine bu şekilde hazırlamış ve düzenlemiş. Bu kitap için bu kitabın bir aşk kitabı olduğunu düşünmüyorum. Bu kitabın tamamen ve tamamen aslında biraz kaderle ilgili, biraz kendimizi sorgulamamızla ilgili bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben Alper Tunç'un kalemini çok sevdiğim için ve aynı zamanda bu erkek ağzı dediğimiz, yani bir Alper Hanım genelde çok fazla böyle kahramanları, yani erkek kahramanları üzerinden çok güzel aktardığı, konuştuğu, yazdığı, artık neyse erkek kahramanlarını çok güzel konuşturduğu ve dillendirdiği için daha da bir hayranım. Bu yüzden erkek tarafı benim için tabii ki her zaman için daha farklı ve daha özeldi. Ama burada bence bu kitapta aşktan öte anlatılmak istenen temel meselenin hepimizin hayatında ya da başımıza kötü şeyler gelebileceği ve bu kötü şeyler geldiği zaman hep kendimizi ya da kaderi sorguladığımız, her zaman hayat bize çok toz pembe ve çok güzel giderken birdenbire, atıyorum bu bir hastalık olabilir, iflas olabilir, ölüm olabilir, her şey olabilir, başımıza çok kötü hiç ummadığımız anda bir şey geldiğinde geriye dönüp ne oldu, ben nerede hata yaptım diye kendimizi sorguladığımız ve bu sorgulama sonucunda hataya asla ve asla kendimizde bulmayıp kadere bilanço ettiğimiz, faturasını kestiğimiz, yani hiçbir zaman insan şey yapmaz ya, ya ben aslında doğru yapmıştım, işte ben pişman değilim, orada öyle karar vermem gerekiyordu, burada bu şekilde yapmam lazımdı, olacağı varmış. Bu bir kabulleniş olabilir, bazen isyan olabilir, haykırış olabilir. Bence tamamen ve tamamen bunun üzerine yoğunlaşmış ve bunun üzerine yoğunlaştığında iki farklı karakter üzerinden ve bunların geçmişleri ve aileleri bazında anlatılan bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ben Alper Tunç'u dediğim gibi çok seviyorum. Bu kitabını da çok severek okudum. Tabii ki içinde aşk da vardı ama benim için Alper Tunç'un bu kitabının anlam ve önemi budur diyerek bahsetmek istediğim diğer 3 kitabı bırakarak bu şekilde sonlandırıyorum.
Burada bahsettiğim kitapların gene tabii ki tamamını okumanızı çok çok istiyorum. Okuduğunuz zaman mutlu oluyorum. Çünkü ben kitap okumayı çok seviyorum. Artık bunu az çok biliyorsunuzdur. İyi bir şeyle karşılaştığımda, çok zevk aldığım, çok heyecanlandığım bir kitap olduğunda da aynı heyecanı sizin yaşamanızı istediğim için ısrarla burada "Akıyan ne olur lütfen" şeklinde okuyorum. Tabii ki kitaplara hepimizin algısı ve bakışı farklı oluyordur. Ama çok da emin olmadığım kitabı lütfen burada falan demek istemiyorum. Her neyse sonunu uzattım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.